Efendim saatlerimiz 9.32'yi gösteriyor ve beraberliğimize devam ediyoruz. Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden öğretim üyesi Şuay Nilhan Açıkalın bizlerle. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Eda Hanım, iyi yayınlar. Teşekkürler, teşekkürler hocam. Öğretmenler gününüz de kutlu olsun bu arada. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Şuay hocamızla beraber aylardır ayarlamaya çalışıyoruz ama bir türlü denk gelemedik. Öncelikle teşekkür ediyorum bir kez daha katıldığınız için hocam, zor oldu ama sonuçta şükür kavuşturana diyerek başlıyorum. Harekatla ilgili başlayalım o zaman. Hava harekatı devam etti, açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kara harekatına işaret etti. Yakın bir zaman diliminde kara harekatı bekliyoruz değil mi diye mi sormam lazım size, yoksa daha sonra olur mu? Eda Hanım, aslında tabii Pençe Kılıç operasyonunun yaşanmasına kadar biz son bir yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları dahilinde çok farklı bölgelerde olası kara harekatlarını aslında tartışıyorduk ekranlarda da. Çünkü Türkiye'nin ifade ettiği bir gerçeklik vardı. Hem Rusya hem de Amerika Birleşik Devletleri ile 2019 yılında gerçekleştirilen mutabakatta verilen sözler tutulmadığını birçok defa sene başından beri Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız dile getirdi. Şimdi evet. Bu bağlamda Türkiye'nin de buna karşılık kendi sınırlarında bir terör koridoru oluşmasına izin vermeyeceğini de dile getirdi. Dolayısıyla da aslında kara harekatı bizim neredeyse bir senedir farklı bölge ve haritalar üzerinden tartıştığımız bir ihtimaldi. Tabii geçtiğimiz günlerde ülkemizin ortaya koyduğu Pençe Kılıç Operasyonu hem büyüklüğü hem genişliği bağlamında da Türkiye'nin bu konuda ne kadar kararlı olduğunu gösterdi. Tam bu operasyon ne kadar etkili oldu, daha doğrusu nasıl bir devam gelecek tartışmaları sürerken de Sayın Cumhurbaşkanımız kara harekatı ile ilgili önemli bir sinyal verdi. Zannediyorum ki bu sinyalin üstüne bir kara harekatı olacağı kesin gibi gözüküyor ama elbette yine zamanlaması, genişliği, hangi bölgeyi kapsayacağı ile ilgili bilgileri kara harekatı başladığı zaman hep beraber göreceğiz. Ama özellikle ki yine defaatle söylüyorum, Türkiye'nin bir senedir neredeyse üstünde durduğu Aynel Arap, Münbiç bu bölgelerde, çünkü Taksim'deki terör saldırısına kadar geçen sürede de sık sık sınır bölgelerimize bir terör saldırısı yaşanıyordu. Küçük veya büyük ölçekli. Bu gerçeklikleri de aslında göz önünde bulundurursak bu bölgelere yapılabileceğini olası olarak biz de konuşuyoruz tabii ekranlarda, ama biraz önce de söyledim, bunun genişliği, çünkü Türkiye'nin o 2019 mütabakatlarından sonra hep dile getirdiği bir 30 kilometre derinlik mevzusu var. Evet. Bu bağlamda da hem Aynel Arap hem Münbiç 20-25 kilometre derinlik içerisinde zaten. Tüm bu kapsamları biz de hep beraber öğreneceğiz yapıldığı zaman. Peki hocam, şimdi o bölgede Aynel Arap, Münbiç, Tel Rifat bölgelerinden sonra kara harekatı yapılırsa bir öngörünüz var mı? Yani o Sincar bölgesine teröristler çünkü tam bir kıskaca alındı. Kaçabilecekleri bir koridor, bir alanda kalmadı. O bölgeyi dış güçler bir teröristan devleti, bir terör devleti kurma noktasında işaret ediyorlardı. Ama Türkiye buna tabii ki müsaade etmedi. Ve bu zamana kadar yapmış olduğu harekatlarla hem içeride hem dışarıda büyükçe bir yol kat etti. Teröristler tam anlamıyla belirli bir bölgeye sıkıştırıldı mı? Haritada izleyebileceğimiz yol haritasında öngörünüz var mı? Eda Hanım, tabii bu, her zaman söylüyorum, saha çok dinamik. Bunu kolay kolay söylemek mümkün değil. Ama tabii ki Pençe Kılıç Operasyonu başladığı andan itibaren ki hala da gece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı hava operasyonları olduğunu biliyoruz. İHA ve SİHA'lar da bu hava operasyonlarının önemli bir parçası. Bu bağlamda ciddi anlamda hem mühimmat hem sığınaklarının vurulduğunu teyit edildi. Şimdi bu bağlamda baktığımız zaman aslında bizim zaten o ifade ettiğimiz, sadece Türkiye'nin Suriye sınırı bağlamında konuşuyorum şu anda, bir terör koridoru açısından özellikle Aynel Arap, Münbiç ve Tel Rifat bölgelerinde bir terör örgütü yoğunluğu olduğunu bilmekle beraber diğer bölgelerde de yapılan açıklamalara baktığımızda farklı bölgelerde dağınık sığınakları veya mühimmat bölgeleri bulunduğunu biliyoruz. Tabii Türkiye'nin özellikle yaptığı operasyonun derinliği ve kabiliyetini anlamak açısından dün Amerika Birleşik Devletleri'nden bir açıklama vardı Türkiye saatiyle geç saatlerde. Onlar da şunu söyledi. Türkiye yaptığı operasyonlarla aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri askerleri de riske giriyor dedi. Dolayısıyla şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin
Bölgede bulunduğu kilometre derinliğine tahmini olarak eldeki verilere göre baktığımız zaman Türkiye ciddi anlamda 2016 sonrasında yaptığımız kara harekatlarının daha ötesinde çok daha geniş bir alanda şu anda hava operasyonu yürütüyor. Sizin sorduğunuz soruyla bağlantılı olarak da Türkiye'nin yapacağı olası kara harekatı hava harekatıyla birlikte açtığı o geniş çerçevenin bir tamamlayıcısı olacak. Dolayısıyla da hem Sayın Bakan Hulusi Akar'ın hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi terörü yerinde kurutana kadar Türkiye devam edecek. Çok da kararlı olduğumuzu zannediyorum ki terör örgütlerinin ötesinde terör örgütlerine destek veren ülkelerde gördüğü anlaşılıyor. Bundan nasibini alacak diyorsunuz. Peki. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri terörle alakalı olarak yani Türkiye'nin mücadelesinde yanındaymış gibi yapıyor ama taziye mesajında bulunuyor mesela. Hani İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu taziye mesajını kabul etmiyoruz demişti. Ona rağmen geçmiş olsun dediler. Taziye mesajlarını, dileklerini ilettiler. Şimdi bunlar YPG'yi, PKK'yı besliyorlar. Ancak bir taraftan da Türkiye'nin yanındaymış gibi yapıyorlar. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkileri bu süreçten sonra nasıl olur? Çünkü orada Amerika Birleşik Devletleri'ne de bir komutan, Özel Kuvvetler Komutanı sözde PKK'lıların mezuniyet törenine katılmıştı ya hocam geçtiğimiz günlerde. Orada bir Evet. Kürtçe konuşma yapmıştı hatta. Şimdi bir taraftan böyle söylerken bir taraftan da bunu yapıyorlar. Nasıl olacak bu durum? Birazcık böyle aklımızla oynuyorlar gibi değil mi? Eda Hanım tabii zaten Türk-Amerikan ilişkilerinde çok uzun yıllardır devam eden ciddi kırılma noktaları var ve artık bu kırılma noktaları yapısal sorunlara dönüşmüş durumda. Bundan neyi ifade ediyorum? Biz bugün baktığınız zaman Trump döneminde ve sonrasında Biden döneminde tartıştığımız temel konular var ve maalesef Türkiye ve Amerika müttefiklik ilişkisine sahip olmaktan çok çok uzakta şu anda. Tabii. Özellikle 2011'de Arap Baharı'nın başlamasıyla tabii ki Amerika'nın bölgesel çıkarları bağlamında Türkiye'nin burnunun dibine bir terör devleti inşa etme çabasını gördük ki sizin söylediğiniz işte çok yeni güncel görüntülerde de Amerikan komutanlarının sözde mezuniyet törenlerine katıldığı, terör örgütlerinin mensupları, teröristleri eğit donat yaptığı ve bunlarla adeta bir sözde müttefiklik ilişkisi yaşadığını görüyoruz. Şimdi böyle görüntülerin üstüne Amerika Birleşik Devletleri'nin bize terör saldırısından sonra başsağlığı dilemesi tabii ki yani toplum bazında da ciddi anlamda bir tepki ve infial yaratıyor. Bu görüntüler maalesef çok yeni değil. Neredeyse 2011 yani özellikle YPG-PYD açısından söylüyorum ama önceki yıllarda da Amerika Birleşik Devletleri'nin vekalet savaşları açısından bu bölgedeki terör örgütlerine destek verdiğini biliyoruz. Hatta rakamsal olarak şunu da söylemek lazım. Bugün Amerika'nın Ukrayna'ya verdiği maddi ve askeri destek çok büyük rakamlarla ifade ediliyor ya, tahmini rakamlara göre 2011'den itibaren DAEŞ'le mücadele adı altında YPG ve PYD'ye Amerika'nın verdiği yardım ve askeri mühimmat rakamı Ukrayna'ya verilenin neredeyse 10 katına yakın. Şimdi bakın İnanılmaz gerçekten. bu kadar büyük bir maliyetten bu kadar büyük bir mühimmattan bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin bunu kabul etmesi mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımız da Türkiye'de bunu sık sık açık ve net bir şekilde dile getiriyor. Gelecek günlerde kara harekatının ne kadar bir perspektifte gerçekleşileceğine dayalı olarak Türkiye ile Amerikan ilişkileri arasında da ben yeni bir dönem açılacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye bu operasyonla beraber yani Pençe Kılıç operasyonu ve devamındaki olası kara harekatıyla beraber Amerika Birleşik Devletleri'ne artık çok net bir mesaj verdi. Eğer 2019'daki mutabakatı siz uygulamazsanız biz kendimiz terörle mücadele bağlamında uygulayacağız dedi. Dolayısıyla özellikle başta Suriye olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerde yeni ve farklı bir döneme girdiğimizi de Girecek. söylemek lazım. Ama burada tabii ki iki önemli değişken var ki bir tanesi Amerikan iç siyasetiyle ilgili. Hepimiz biliyoruz Kasım ayında Amerika'da bir Seçim. ara seçim Evet. dönemi yaşandı. Bunun da etkisi Türk-Amerikan ilişkilerine Biden ve Sayın Cumhurbaşkanımız özelinde de olacaktır. Peki. Burnumuzun dibine kadar geldiler hocam her iki taraftan da. Yani Yunanistan bu tarafta hemen birkaç kilometre ötemizdeki adaları silahlandırıyor. Bu taraftan da Suriye dediğiniz gibi DAEŞ'le mücadele adı altında PKK'ya olmadık desteği verdi Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla bir evrilme noktası
ilişkilerde mutlaka olacaktır diye düşünüyorum ben de. Şimdi Esad'la görüşme olabilir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu açıklamada. Bunu gerçi geçtiğimiz zamanlarda birkaç ay önce de söylemişti. Hani görüşmem diye kesin bir şey söyleyemem demişti. Aynı soru soruldu ve Esad'la görüşme olabilir. Uygun bir zaman, uygun bir zemin olursa olabilir. Siyasette küslük olmaz dedi. Şimdi Suriye ile Türkiye arasındaki bu ilişki düzelir mi? Esad'la görüşme olabilir mi? Olabilir dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlişkilerin esnekliğini nasıl yorumlarsınız yıllar sonrasında yaşananları da göz önüne alırsak? Eda Hanım, tabii şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği, bizim hep uluslararası ilişkilerde söylediğimiz bir gerçeklik var. Uluslararası ilişkilerde ve siyasette sadece dengeler çok hızlı değişir ve çok dinamik. Dolayısıyla sabit ve kalıcı bir tutum ve politika benimsemek değişen konjonktürde çok da aslında gerçekçi ve çıkarlara uygun olmaz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz aylarda önemli bir ifadesi vardı. Zaten istihbarati ve gerekli birimler düzeyinde görüşülüyor. Gelecek dönemde uygun bir ortam oluşursa görüşmem diyemem demişti. Evet. Bu da tabii ki 2011 yılından itibaren bugün geldiğimiz noktada artık 12. yıla girecek Suriye'de iç savaşta. Türkiye Suriye'nin iç savaşından belki en çok zarar gören ülkelerden bir tanesi komşu ülkeler bağlamında. Çünkü ciddi bir hem göç bağlamında hem de sınır güvenliği bağlamında Türkiye önemli bir duruş sergiliyor. Hem insani politikalar açısından hem de terörle mücadele konusunda. Biraz önce konuştuğumuz Pençe Kılıç Operasyonu'nun devamının nasıl geleceği bence Türkiye-Suriye ilişkileri açısından da önemli ve belirleyici olacak. Çünkü Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün ilk günden beri korunması gerektiğini söyleyen ama aynı zamanda da insani duruşundan ödün vermeyen bir ülke. Dolayısıyla da olası bir görüşme ne zaman nasıl gerçekleşir bunu çok öngörmek kolay değil. Bir de tabii hep ben bunu söylüyorum alanın hocası olarak, uluslararası ilişkilerde ülkeler arası normalleşmeyi yani bir günden ikinci güne değişecek olarak algılamak da çok doğru değil. Bunlar adım adım atılacak adımlar. Nitekim biz İsrail ile normalleşme sürecinde 1-1,5 senedir bu adımların hangi zaman aralıklarında nasıl atıldığını gördük. Tabii her ikili ilişkinin dinamiği çok farklı ama muhakkak bir görüşme alanı açılacaksa, Sayın Cumhurbaşkanımız bunu uygun bulacaksa bunu da hep beraber göreceğiz. Ama özellikle Türkiye'nin bu son hava harekatı ve olası kara harekatı Suriye'de terörle mücadele konusunda zannediyorum ki Türkiye-Suriye ilişkilerinin de yeni bir döneme girmesi açısından önemli bir kırılma noktası. Peki hocam, aynı şeyler o zaman Mısır'la olan ilişkiler için de geçerli. Çünkü 9 yıl sonra bir el sıkışma oldu, bir görüşme oldu Küba'da. Mısır'la olan ilişkilerin de az önce söylediğiniz, işaret ettiğiniz nokta, hani zamanla, öyle birden değil, yavaş yavaş gelişen bir şeylerden sonra tamamen bir iyileşme süreci dediğinizi anladım ben. Hani Mısır'la olan durumumuz da bizim 8 yıl sonra biz onlara gittik, onlar bize geldiler, ziyaret ettiler gibi bir görüşme oldu. Sonrasında Küba'da karşılaşma. Mısır'la olan ilişkilerimizde birdenbire bu saatten sonra en azından bir iyileşme söz konusu olur mu? Çünkü Akdeniz bizim biliyorsunuz ki incimiz. Her an her şey o noktada da Yunanistan ve Rumlar tarafından bir olumsuz bir durumla da karşılaştırılmaya çalışılıyor olabiliriz. Buna istinaden soruyorum. Eda Hanım, Mısır'la tabii biraz daha durum farklı. Aynı İsrail gibi aslında bir süredir heyetlerin görüşme yaptığını biliyoruz defaatle. Mısır heyeti de geldi, Türkiye heyeti de Mısır'a gitti. Dolayısıyla Mısır'la olan normalleşmenin kısmi olarak diplomatik ve teknik boyutlarının da neredeyse 1-1,5 senedir yürütüldüğünü biliyoruz. Tabii Mısır hem Türkiye'nin Arap dünyasıyla olan ilişkisi hem de Doğu Akdeniz meselesi açısından kritik bir rol oynuyor. Nitekim Yunanistan uzun süre Mısır'ı Türkiye'ye karşı bu diyalogsuzluk döneminde ciddi anlamda kışkırtmaya ve kullanmaya çalıştığını da biliyoruz ki geçtiğimiz günlerde Katar'da Sayın Cumhurbaşkanımızın Sisi ile selamlaşması üzerine en çok belki konuşulan ülke Yunanistan oldu. Yani Türk kamuoyundan daha fazla Yunanistan kamuoyu Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sisi ile selamlaşmasını konuştu. Bu da bize şunu gösteriyor: Türkiye'nin olası bir normalleşmesi halinde Mısır'la ilişkilerinin bundan en fazla enerji Doğu Akdeniz konusunda Yunanistan'ın rahatsız olacağı. Ki şunu da hemen hatırlatayım,
Bu sene içerisinde Avrupa'nın yüzde kaldığı enerji krizinin çözümü bağlamında İsrail, Mısır ve Avrupa Birliği'nin önemli bir enerji anlaşması vardı. Bu enerji anlaşmasına dayalı olarak doğalgazın İsrail'den Mısır'a gelip Mısır'dan Avrupa'ya LNG olarak gönderilmesi formülasyonunu içeriyor. Ki bu noktada İsrail ile ilişkilerimiz tam normalleştiği döneme denk geldiği için İsrail'in önemli bir açıklaması vardı. İlerleyen dönemde Türkiye'de bu anlaşmanın bir parçası olmak isterse biz çok mutlu oluruz dedi. Bunların hiçbirini çok tesadüfi olarak görmemek lazım. Özellikle enerji jeopolitiği bağlamında Başkan Putin'in de Türkiye için söylediği bir enerji hubu olabilir yaklaşımıyla beraber Türkiye'nin hem Karadeniz hem transit özelliği hem de Akdeniz bağlamındaki enerji havzalarının ortasında bulunması ve jeopolitik gücü gelecek günlerde Mısır'la aynı bağlamda yeni bir dönemin açılması açısından kritik olabilir ama yine liderler düzeyinde görüşmeler son safhalarda gerçekleşen görüşmeler. Dolayısıyla da normalleşme alt birimler arasında atılması bile oldukça önemli. Peki. Hocam teşekkür ederim katıldığınız için. Ben Yeniden teşekkür görüşmek üzere. Umarım bir günde yüzde bir program yapabiliriz. İnşallah, sağ olun. Tamam hocam, görüşmek üzere. Sağ olun, hoşça kalın. Sevgili seyirciler, şimdi devam edelim beraberliğimize. Bitmek üzere. Programı kapatmak üzereyiz ama bir tane kedi kavanoza sıkıştı. Sormayın halini miyavlayarak yardım istedi. Zabıta ekipleri kurtardı. Kediye bir gidelim.